Elbette. Bazı özel şartlarda gıybet günah olmaz ve gıybet sayılmaz. Ancak bunun için söylenenlerin en basit formda, yani yalnızca doğrudan ibaret olmaları, karasız ve sırf hak ve maslahat için söylenmiş olması şarttır. İslam uleması gıybet ve ifşanın hangi durumlarda caiz veya gerekli olduğunu ve hangi konuda yapılırsa günah olmayacağını tek tek örneklerle açıklamışlar. Bu açıklamalarda caiz olan durumları şu şekilde sıralamak mümkündür. Birincisi haksızlığa uğrayan bir kimse hakkını alabileceğini, zulmün engellenebileceğini bildiği kişilere, şahıslara, kurumlara durumu anlatması gıybet olmaz. İkincisi dine ve ahlaka aykırı bir davranışını gördüğü kimsenin bu durumunu gören ve bilenler düzeltmesi muhtemel olan kimselere haber vermek suretiyle onun o kötülükten korunmasını sağlayabilirler. Bunu aktarmak o zaman gıybete girmiyor. Üçüncüsü, dince, dinimize göre yanlış davrandığına inandığı bir kimsenin davranışını dini bilen bir kimseye, mesela müftüye kadı efendiye anlatarak doğru bilgi ve fetva alma teşebbüsünde bulunabilir. Bu da gıybete girmez. Dördüncüsü halkı korumak maksadıyla onlar için hayırlı olacağı kanaatiyle ilgililere bildirmek için ayıplar, günahlar açıklanabilir. Bazı durumlarda bu sadece caiz değil, hatta bazen gerekli, farz bile olabilir. Mesela Tarihte hadis rivayet edenler içinde yalancılığı, ahlak ve dindarlık bakımından gevşekliği bilinen kimselerin bu durumları hem açıklanmış hem de kitaplara yazılmış ki böylece hadis olmayan şeyleri hadis diye uydurma rivayeti engellensin diye. Yine mahkemede şahitlik edecek şahısların da yalan söylemekten çekinmeyeceklerini gösteren kusurları hakime bildirilir. Bu da gıybete girmez. Beşincisi, bir kimse, diğer bir kimse evlenmek, ortak veya komşu olmak, ona bir şey emanet etmek, onunla bir iş yapmak, ondan dini, ilmi e, tahsil etmek gibi herhangi bir durumda istediğinde kendini korumak isteyen taraf, karşı tarafı tanıyan birisine onun nasıl bir kimse olduğunu sorarsa bu, bu durumda da bildiği şeyleri açıklaması gıybete girmez. Çünkü meşvetin hakkıdır. Hak namına sorarsa hak namına söylenebilir. Altıncısı, kamu kurumunda istihdam edilen insanlara buna ehil değilse veya görevini kötüye kullanmaktan çekinmeyeceğini gösteren bir günahı veya ahlaki kusuru varsa bunlar bilen kimseler o şahsın amirine ama herkese değil kamuyu, toplumu korumak masadıyla onun hatalarını, eksikliklerini bildirmesi de inşallah gıybet olmaz hak namına. Yedincisi günahını ve kusurunu gizlemeyen, açıkça günah yapmaktan, günah işlemekten utanmayan, bunlara biz fasık-ı mütecahir diyoruz. Onların günahlarını, hatalarını konuşmak da haram ve gıybete, haram olan gıybete girmez. Sekizincisi bir kimsenin mesela vasfını topal, kör, köse gibi lakabıyla söylemek de tanıtmak için, tarif için anlatıyorsun anlamıyor. Yani saçları olmayan var ya gibi bir tabirle mesela Topal Osman demek gibi bunlar da inşallah gıybet grubuna girmezler. Bu istisnaların dışında Müslümanların hoşuna gitmeyecek hal ve tavırlarını, konuşmalarını, Onların olmadığı bir yerde bahsetmek gıybettir, günahtır, haramdır. Aman çok dikkatli olmak gerekiyor. Konuşulması caiz olan yerlerde de maksadımız hakaret ve tahkir olmamalı. Hak namına, masraat namına, toplum namına, din namına konuşmak olmalı ki gıybete girmiş olmayalım.